Ulan barutane pilavcısı sen de mi be? Ne sanıyorsunuz oğlum? İnsanlar pilavla milyoner oldu mu sanıyorsunuz? O rençler, bilmem nerelerde dükkanlar ama dükkanların içinde sinek avlanıyor falan. Ne kadar vergi ödüyormuş acaba? Gelin birazcık araştıralım. Hehehe. <laughs> Tabi bunlar iddia. Evet bugünün olayı barutane pilavcısı. Onu hepimiz yaptığı o inanılmaz şovlarıyla tanıdık. İnanılmaz dememin sebebi şu. Cringe anlamında. Çünkü pilava bu kadar anlam yükleyen başka bir insan daha görmemiştim. Peki soruluyor nasıl oluyor da 2018-19 yılları arasında sektöre girip bütün influencerlar ve youtuberlarla yüz binlerce liraya anlaşıp reklam veriyor bu adam. Koskoca un kapanı pilavcısının bile sabah akşam upuzun kuyrukları olmasına rağmen sahip olamadığı dükkanları bu adam nasıl satın alabiliyor? İstanbul'un en güzel merkezi yerlerinde koskocaman şatafatlı ve gösterişli dükkanlar açıyor. Bir tanesi Beşiktaş'ın göbeğinde içi bomboş beş katlı bir yer. Pilav üstü tavukla bu kadar büyük bir zenginliğe kavuşmak normal mi? Şimdi bu tweetler Alp Kılınç tarafından giriliyor. Benim de baya bir ilgimi çekti. Nedim Şahin'miş bu adamın adı. Adam ve 20 tane dairesi, Land Rover marka araçları ve bir sürü de dükkanı varmış iddialara göre. Yani dükkanları ve aracı olduğu kesin tabii ki ama daireler konusunda net bir bilgi yok. Bunlar iddia. Niye bu tarz videolarda ve konularda üzerine sürekli basarak iddia dediğimi de şöyle anlatayım. Ben kendi götümü sağlama alıyorum aslında. Yoksa bu adamın 20 tane dairesi olamayacağı için değil. Siz yine konuyu böyle değerlendirin. Söylenenlere göre milyonluk arabalara binip milyonluk dükkanlar satın alan bıyıklı pilavcı abimizin 4 yılda ödediği vergi 31.970 77 arkadaşlar. Yani bu ülkede bir tek biz mi vergi ödüyoruz? Memur, öğrenci dışında vergi ödeyen yok mu? Cidden merak ediyorum. Ki yemek sektöründe vergi aman aman fazla değil. Bunu da söyleyeyim. Hani diyeceksiniz ki ulan vergiler çok fazla. insanlar artık kaçırıyor falan. Ki vergi konusuna benim nasıl baktığımı ideolojik olarak bilenler bilir. Ben verginin kesinlikle minimal tutulması taraftarıyımdır. Hem devleti antallaştırır hem insanını fakirleştirir. Ama böyle bir noktada da ben veriyorsam başkası vermiyorsa bu sefer benim hakkıma geçilmiş oluyor ve bunu sorgulama ihtiyacı hissediyorum. Ki herhangi bir şirketin daha fazla büyüme amacıyla daha az vergi ödemesini belli bir oranda anlayabilirim. Ancak böyle milyon liralık bir şirketin 32 bin lira gibi çok komik bir miktar vergi ödemesini ki komik miktar şöyle açıklayayım. Herhangi bir memurun bir yılda ödediği vergi büyük ihtimalle bundan çok daha fazladır. Yani açıklaması olmayan bir şey. Asıl muhabbet aslında bu adam mail order mı yapıyor konusuna geliyor. Çünkü pilav dediğimiz şey gerçekten de çok ucuza mal edilen ve ucuza satılması gereken bir şey. Birazcık restoran yorumlarına baktığım zaman söylenenler şu. Hem hizmet çok kötü hem de restoranlar resmen sinek avlıyor. Yine ortada 2019 yılına kadar elinde çok da bir şey olmayan ama bir yanda zenginleşen bir insan var. E böyle figürler son zamanlarda çok fazlalaştığı için insan ister istemez işin altında bir bit yeniyi arıyor. E vergi konusu da cidden bu şekilde ise kesinlikle araştırılması gereken bir konu. Çünkü yemek sektörü bile artık güzellik sektöründen sonra tehlikede demek. Şöyle bir yorum yapmış tweetin sahibi. Konuya bir açıklık getireyim. Güzellik merkezine de aynı şekilde gülüp geçtik ve sonuçları ortada. Pilav da aynı şekilde göze batmıyor ve kimsenin dikkatini çekmiyor. Ama bir pilavcı kimseyi milyoner etmez onu da biliyoruz. İşletme hakkındaki yorumlara bakınca dükkandan müşterileri kovmadıkları kalmış ve bütün dükkanları sinek avlıyor. Bu şartlar altında bulundukları konumlardaki şubelerin kirası bile zor ödenir. Demek ki dükkanın adı altında farklı bir ticaret daha dönüyor. Bu olayın sonuçlarını hep birlikte göreceğiz. Şimdi imalar gerçekten çok büyük. Eğer gerçekten de bu insanlar hakkıyla bir şeyler yapıyorsa mutlaka aklansınlar. Bunu en çok isterim Kimsenin durduk yere emek verdiği bir şeyi karalamak doğru değil. Ama altta bir yorum daha gördüm. Ailem İstanbul'un en eski pilavcılarından birine sahip. İstanbul'da yaşayanlar duymuş veya yemiştir. 4. Levent'te kaşıkçı pilav. Bilenler bilir yaklaşık 25 yıldır pilavcıyız. İşlerimiz çok şükür iyidir. Fakat Alp'in dediği gibi bu işlerde milyonlarca TL kazanamazsın. Tersi durumda terslik vardır. Şimdi ben bu sektörün içerisinde bulunmadım. Ya da gerçekten büyük bir ticaret ortamına girmedim. Ama şunu söyleyebilirim ki bir kere vergi konusu kesinlikle araştırılması gereken bir şey o başka bir skandal. Ama işin içerisinde mail order, kara para gibi şeyler dönüyorsa özellikle pilav üzerinden bunlar bambaşka bir mesele. Benim herhangi bir imam yok ama milyonlarca kişinin görüntülediği ve gerçekten de gündem olmuş bu tweet'i sizlere göstermek beraber yorumlamak istedim. Konu gerçekten yemek sektörüne kadar geldiyse işler maalesef ciddi bir boyuta ulaşmış demektir. Ve fenomenlerin neredeyse hepsine bir inceleme gelecek gibi duruyor. Bildiğim kadarıyla barutane pilavcısından şu ana kadar herhangi bir açıklama gelmedi. Bakalım ilerleyen günlerde neler olacak. Sizlerin de yorumlarını bekliyorum kendinize iyi bakın o zaman hoşçakalın dostlar.